Televizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündemine şöyle bir göz atacağız. Özellikle transfer gündemini yoğun bir şekilde takip ettiğimiz Beşiktaş'ta artık transferin sonuna gelindi. Ağustos'un sonuna geliyoruz. Gerçi Eylül'ün ilk haftası da var ama Beşiktaş transferleri bitirip artık tamamen lige konsantrasyonunu sağlamaya çalışıyor. Bu manada iki tane bölge için transfer var. Tabii ki fırsat transferleri için kapılar her zaman açık olur tüm kulüplerde. Ama genel anlamda gördüğümüz kadar iki bölgenin transferi sağlanacak. Çünkü daha önce eksik olduğu düşünülen orta alan bölgesine iki transfer gerçekleşti. Şimdi stoper bölgesine ve sol kanat bölgesine transfer konusundaki arayışların sonuçlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bazı isimler gündeme girdi. Özellikle o isimlerden bahsedeceğiz. Yeni isimler var ama daha çok güçlü olarak arkasında durulan isimlerden de bahsedeceğim. Videolarıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Özellikle beğenileriniz bizim daha öne çıkmamızı sağlıyor. Yine aynı şekilde abone olarak verdiğiniz katkıya da teşekkür etmek istiyorum ve hemen gündeme dönelim. Şimdi Dele Alli'nin Beşiktaş'a imza atması sadece Türkiye'de değil bütün dünya basınında çok ciddi bir yer aldı. Çok ciddi bir ses getirdi. Onu söyleyelim. Bir 10 numara olarak Dele Alli Beşiktaş'ta görev yapacak. Hatta Sivasspor maçında oynama olasılığının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Everton'dan hazır olarak geldi oyuncu. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Oynayabilir. Sadece takım arkadaşlarıyla uyumundan bahsedeceğiz. Dünya basını çok ciddi bir şekilde yer verdi. Beşiktaş'ın önemli bir transfer yaptığını söyleyebiliriz. Oyuncu yeniden ayağa kalkacak. Kimin gibi? Quaresma gibi, Aboubakar gibi, Gomez gibi bazı daha önceki örneklerde olduğu gibi bir anlamda Dele Alli'nin de yeniden doğuşunu, küllerinden doğuşunu Beşiktaş'ta gerçekleştirmek istediğini vurgulayabiliriz. Beşiktaş'ın orta alan bölgesine bir transferi daha gerçekleşti. O da yerli oyuncu Kerem Atakan Keskin. O da gelecek vadeden Sivasspor'dan gelen önemli bir oyuncu. Onu da söyleyelim. Yani orta alan bölgesi kapatılınca şimdi iki bölge için transfer gündeme geldi. Bunlardan biri söylediğim gibi sol kenar, diğeri de stoper. Sol kenarda da bir hayli mesafe kat edilmiş bir isim söz konusu ama onun ötesinde başka alternatifler de cebe konmak isteniyor. Çünkü biliyorsunuz transfer böyle uzun soluklu bir iş, bir maraton gibi başlıyorsunuz. Sonunda eğer maratonu bitirebiliyorsanız bir başarı elde etmiş oluyorsunuz. Hemen söyleyelim, şu stoper konusundan başlamak istiyorum. Stoper konusunda ilginç bir gelişme oldu. Biliyorsunuz Beşiktaş İshak Hiye'ni almak için büyük bir çaba sarf ediyordu. Ama İshak Hiye'nin olmaması da bir anlamda Beşiktaş'ın avantajına oldu diyeceğim. Diyeceksiniz ki nasıl avantajına olur? Onu da anlatacağım. Keza aynı şekilde Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen bir stoperi alma konusundaki hamle ve çabasını artık kamuoyuna çok net bir şekilde yansıdığı için sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yine oyunculardan birinin özellikle istediği stoper var. Neyse sözü çok fazla uzatmadan hemen o stoper konusuna gelelim. Şimdi İshak Hiyen Beşiktaş'ın istediği bir stoperdi. Gittiği yere dikkat edelim. Hellas Verona'ya gitti. Yani Hellas Verona dikkat çekici. Neden dikkat çekici? Şimdi onu anlatacağım. Hellas Verona'da tam 8 tane stoper oldu. Yani üçlü oynuyor. Evet sakatlar var içerisinde. Hocanın seçmediği var ama üçlü oynuyor. Koray Günter onun göbeğinde oynuyor. Şimdi oraya İshak Hiye'nin gitmesi bir anlamda oradan bazılarının tahliye edilmesi anlamına geliyor. Kaldı ki bu noktada 2023'ün sonunda sözleşmesi bitecek olan bir Koray Günter'den bahsediyoruz. Yani Koray Günter umutları daha fazla filizlendi diyebiliriz. Ayrıca o noktada çok ciddi bir veri daha paylaşalım. Kenan Karaman'ın menajeriyle aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir avantajın olduğunu da söyleyelim. Evet 5 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var ama buna aldanmamak lazım. Sonuç itibariyle 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncularda eğer imza atmıyorlarsa bu tür rakamların çok da fazla önemsenmemesi
gerekiyor diye söyleyebilirim. Yani Koray Günter umudu tekrar oluştu. Onu söyleyelim Hellas Verona'daki bu gelişme sonrasında. Şimdi bu tamam. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir başka önemli nokta daha var. Ve Beşiktaş'ın sezon başından beri istediği ama unutmamamız gerekli ki o hazır değil. Galatasaray'da da forma girmiş Dinayer'den bahsediyoruz. Dinayer'le ilgili de görüşmeler tekrar başladı. Onu söyleyelim. Yani Beşiktaş Dinayer'i almak için de, çünkü Dinayer'in şöyle bir durumu söz konusu, onu paylaşalım sizlerle. Dinayer için belki imza parası vereceksiniz ama bir bonservis parası vermeyeceksiniz. Çünkü sözleşmesinin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama Dinayer'le ilgili de şu cümleleri de vurgulamamız gerekiyor. Dinayer çok fazla para istemeseydi belki şu anda zaten herhangi bir takımın formasını giyiyor olacaktı 27 yaşındaki Belçikalı oyuncu. Biliyorsunuz Galatasaray formasını da giydi. Şimdi iki tane de içeriden haber vardı. Onları da sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz belki ama Kartal Kayra Yılmaz Ümraniyespor'a gitti. Bu noktada geçen sene orada parlamıştı. Bir hamle daha yapmasını Beşiktaş istiyor. Fakat Serdar Saatçi konusunda imza atmıyor. Sözleşmesini uzatmıyor. 2023'e kadar sözleşmesi var. Ve Serdar Saatçi için Sampdoria'nın devreye girdiğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi stoper bölgesine devam edelim. Başka kimler var diye. Çünkü sürpriz bir iki isim daha gündeme geldi. Bir tanesi zaten sürpriz değil. Onu söyleyelim. Semih'den bahsediyorum. Biliyorsunuz onu Saiz çok istiyor. Fas milli takımından takım arkadaşı, birlikte oynadığı arkadaşı olduğu için onu özellikle istiyor. Ferencvaros'ta, ayrıca da Ferencvaros'ta olduğu için bizim de işimize gelir yani. Bizim rakiple, Avrupa'daki rakiplerimizden birinin güç kaybetmesi bir anlamda bizim takımlarımız için de bir avantaj olacaktır. Semih konusu da gündemde, onu da vurgulamamız lazım. Bakalım Ferencvaros teknik direktörü Çerçesov bu noktada Semih'i vermeye razı olacak mı? Bunu vurgulayalım. Stoper dedik. Bir stoperden daha bahsedelim. Onunla ilgili yine gerçekten o da ilginç bir isim. Hırvat Daniel Lonkar'dan bahsediyoruz. Osijek takımında forma giyiyor. 25 yaşında bir stoper. 1,5 milyon euroluk bir bonservis talebi var takımının. Ve bu sezonda 6 maçta oynadı. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Yani şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş çaresiz ve tek bir oyuncu üzerinden yürümüyor. Önemli oyuncularla ilgili ama gücü çerçevesinde, yani alma gücü çerçevesinde isimlerle ilgili temaslara devam ediyor. Stoper konusunda, ki Beşiktaş'ın da stoper alması şart. Yani elzem bir durum. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi gelelim, dedik ya stoper dışında ne olabilir? Stoper dışında Beşiktaş bir sol kenar oyuncusu arıyor. Evet, Enkudu çok iyi oynadı ve Enkudu bu sistem içerisinde böyle oynasa hiç sıkıntı yok. Ama Enkudu ile ilgili temel sıkıntı sık sakatlanması, performans dalgalanması. Onun için de bir sol kenar oyuncusu almak istiyor Beşiktaş. Yani şöyle düşünmüyor, ya Muleka da oynar, Cenk Tosun da oynar, öyle düşünmüyor. Kesinlikle iyi bir kadro oluşturma çabası içerisinde ve alternatifli bir kadro oluşturma çabası içerisinde. Yani o olmazsa onu ekleriz diye düşünmüyor. Ve bu noktada da öne çıkan ismi zaten biliyorsunuz, ben diğerlerini de söyleyeceğim. Siriki Dembele'den bahsediyoruz. Bournemouth'lu oyuncu ki, ya gerçekten bu videoyu yaparken bakmıştım, 9-0 olmuştu maç. Liverpool'a 9-0 yenik durumdalardı. Şöyle söyleyebiliriz, kulüp tarafını Beşiktaş'ın tamamlandığını söyleyebiliriz. Sol kenar oyuncusu için 25 yaşında. Bu sezon forma giymedi. Yani iyi ki de Liverpool maçında forma giymemiş. Gerçekten çok ağır bir yenilgi aldılar. Kiralık ve satın alma opsiyonu. 2.3 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu üzerinde konuşuluyor. Sorun nerede derseniz, konuşuluyorsa sorun nerede? Sorun da şurada. Zorunlu olup ya da tercihli olmasından kaynaklı. Kulübü zorunlu satın alma diyor. Beşiktaş'ta biz bir bakalım ondan sonra diyor. Orada bir sıkıntı var. Geçen sezon 13 maç oynamıştı. 2 gol 1 asistle sezonu tamamlamıştı.
oyuncuyla ilgili söyleyeceğimiz bu. Ve şimdi bir oyuncudan daha bahsedeceğiz ki sol kenar olarak konuşulan çok önemli bir isimden daha bahsedelim. Üstelik o isimle ilgili başka takımların da talip olduğunu söyleyebiliriz. Söz gelimi Galatasaray'ın da talip olduğunu, Beşiktaş'ın talip olduğu sol kanat oyuncusu bu kez Paulinho. 22 yaşındaki Bayer Leverkusen'li oyuncu. Galatasaray'ın da oyuncuyu istediği bilgisi var. Ama güncel piyasa değeri gerçekten çok yüksek. 11 milyon euro gibi bir güncel piyasa değeri var. Buradaki durum 2023'te sözleşmesi bitiyor. Bu sezonda 2 maçta 69 dakika oynadı. Şimdi kiralama diyor. Kiralama olabilmesi için sözleşmesini uzatması lazım. Bu noktayı açıkçası takip ediyoruz. Böyle bir durum söz konusu mu diye. Fakat önde kim derseniz, önde olanın Sirik'i Dembele olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O eğer oradan sekerse, hani öyle bir cümle var ya, sekerse bu noktada belki de şöyle olacak, Paulinho ismi daha bir öne çıkacak sol kenar oyuncusu olarak. Evet, yani stoper bölgesi ve sol kenar bölgesi kapatıldığı anda Beşiktaş artık belki bir fırsat transferi kovalayacak. Onun dışında transfer meselesini çözmüş, bitirmiş olacak. Beşiktaş'la ilgili topladığımız bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.